Evet, sağ ol Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar, bugün karşınızda... Abi nereye gittin? Lan ne oluyor, yok oldum. Neredesin abi, neredesin ya, yok oldun resmen. Göremiyorum, yoksa buraya mı saklandın? Arabanın arkasında mısın, bakayım. Lan Rıfka oğlum, ne diyorsun, yokum ya. Geri oluşmam lazım, ben parçalanamam, ben araba değilim. Oh, tekrar insanım. Oğlan, oğlan geri geldin. Tabi oğlum, süper güçlerim sayesinde geri gelmek çok kolay oldu. Burası neresi Rıfkı? Abi burası dünyadaki en güzel yer. En güzel mi? Yoksa böyle eğlence parkı falan mı lan? Hayır abi, burası araba parçalama tesisi. Araba parçalama tesisi mi? Ney? Evet abi, ben yeni bir işe başladım. Artık araba parçalayıcıyım. O nasıl iş lan? Araba parçalayıp para mı kazanıyorsun? Evet abi. Şimdi neyi parçalayacağız? Bak bunu. Bu nasıl araba lan Rıfkı, minicik? Recep İvedik'in arabası mı oğlum bu? Bu ne böyle? Yok abi, bu ondan bile küçük. Oha, bin bakayım nasıl gidiyor. Bindim. Hop. La 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 la. Lan kaçla gidiyor? 5'le gidiyoruz lan. Aha, ona çıktık. Oha, çok hızlandık Rıfkı, bak gibermeyelim. Abi bu şey çok hızlı. Oğlum 30'lara çıktık bak Rıfkı, bu araba için çok tehlikeli bu. Arabanın 3 tekerleği var lan. Abi. Lan Rıfkı, kaza yaptın ya. Mis gibi arabayı mahvettin. Abi ne diyorsun ya? Lan ne oluyor? Başka bir it çarptı bize. Arabamızı kırdı. Arabam. Oha, ne oluyor lan burada? Rıfkı, arabamıza ne olmuş? Bak burada paramparça duruyor. Geri gel, geri gel, geri gel. Lan bak, bunlardan birisi kırdı ya. Ulan ya. Ulan. Oha, ne oluyor oğlum bunlar? Savaşıyor orada resmen ya. Boş ver abi sen bunları. Biz işimize bakalım. İşimiz doğru. Yani araba parçalamak değil mi Rıfkı? Evet abi. Neyse ki arabaları aldığımız fabrikalar bize sürekli verebiliyor. O yüzden bak şimdi, hop. Ne oluyor? Aha. Arabamız geri geldi. Lan bakayım. Lan geldi buraya arabamız, bundan yürü git lan. Senin araba çok küçük. Manyak mıdır nedir abi ya? Evet Rıfkı. Senin saçların tavandan mı çıkıyor lan? Benim saçlarımı dünyada hiçbir şey bozamaz abi. O yüzden arabanın tavanını kestim makasla. Saçlarım oradan çıkıyor. Oha, çok mantıklı Rıfkı. Peki şimdi buralar ne böyle? Bunlar abi farklı parçalar. Yerleri. Arabaların sağlamlığını test ediyoruz. Oha, ulan ne güzel bir işmiş bu ya. Araba parçalara para kazanıyoruz ha. Bu ne mesela Rıfkı? Bak burada merdiven düşüşü diye bir yer var. Oo, merdiven testi çok önemli. Arabalar eğer gerçek hayatta merdivenden düşerse ne oluyor, bunu öğrenmek için. Doğru, çünkü arabalar hep merdiven çıkarız. Ve bu testi yapmamız gerekiyor. Ya bu araba güvenli değilse? Doğru abi. Hemen gidelim bakalım şimdi Rıfkı. Bakalım bu araba sağlam mıymış merdivenden düşerken. Hop. Lan Rıfkı ne oluyor? Lan araba aşağı gitti. Ben de gidiyorum abi. Ulan ya. Vallahi kırıldı her taraf. Oha lan Rıfkı, arabaya ne oldu oğlum böyle? Araba dümdüz kağıt gibi oldu. Bu arabayı salandaymış ya. Evet, bok gibi. Bu arabaya 1 puan veriyorum. Ben de Rıfkı. Resmindeki sualiz bu arabaya binmek, gebermek gibi bir şey yani. Ufak bir merdivenden düşünce hemen patlıyor yani. Şuna bakın, minicik merdiven. 500 saat sonra. Oh, şimdi Rıfkı daha zor çıktık o merdivenden. Ulan ya. Merdivenden daha yeni çıktık. Hemen bak, bize vuruyor ya. Ulan bu araba gene kırıldı ya. Evet Rıfkı, yok bu araba iyi değilmiş bak. Herkes bizi yok ediyor zaten. Yeni bir araba lazım bize. Hemen galeriye gidelim bakalım şuradan. Bastım galeriye. Acaba nasıl arabalar var? Şöyle yok mu güzel bir şeyler ya? Aha, bu ne böyle? Mega minibüs. En yüksek hız 162 diyor. Bak bak, ne kadar hızlı. Alalım bakalım. Minibüs sağlamdır sonuçta. Oo, bu araba güzelmiş abi. Oha lan Rıfkı, hem de bayağı da hızlı ha. Gerçekten çok güzel. Bakalım bu araba merdiven düşüşünden nasıl sağ çıkacak. Hadi bakalım, hop atlıyoruz. Lan anam. Hop, hadi Rıfkı oğlum, bir şey olmuyor, bak güzel, bu minibüs sağlam. Lan paramparça oldu. Abi geberdim galiba. Ulan bu nasıl minibüs ya? Tamam, minicik merdivenden düşemiyor şimdi. 2 yıl geri çıkacağım. 300 milyon yıl sonra. Yani Rıfkı, bence bu minibüs sağlam ya. Belki merdivenlere karşı biraz zayıftır, ne diyorsun? Olabilir abi, deneyelim. Mesela bu neymiş? Lazerler diyor. Mesela gerçek hayatta arabamıza lazer gelirse ne olacak? Bu sağlamlığı ölçmemiz lazım. Bence de abi. Hemen giriyoruz bakalım lazer testine. Şimdi abi şey diyeceğim. Ben arabanın içindeyken yapmasak mı acaba bu sefer testi? Gebermek istemiyorum da. Mantıklı diyorsun Rıfkı, ne yapacağız? Mesela şuradaki bak, güvenli yeri kullanabiliriz, hop. Oha, güvenli yer varmış lan. Biz de mal gibi arabanın içine gidiyorduk istatisi. Ben geberiyordum. Lan tamam, ağlama, bir şey olmaz. Azıcık geberdin, ne olacak? Ben gebermenin azıcığı mı var? Ağlama Rıfkı, bir şey olmaz. Ben de düştüm merdivenden daha önce, hiçbir şey olmuyor. Nasıl olmuyor abi ya? Bu merdiven upuzun. Tamam, birisi daha geldi lan. Çalıştırıyorum şu lazerleri, aktifleştiriyorum. Hop. Oho, bu ne lazer var bir sürü. Bunu da çalıştırıyorum bakayım yerdeki yolu. Oo, ne oluyor şimdi, arabayı kesecek mi lazerler? Oha lan dur. Tam kesemedi, lazerler bitti ama ya, olmadı ki. Abi olmadı ya. Vallahi Rıfkı olmadı lan. O zaman fabrika şu an bize yeni bir araba verdi. Onunla bir daha yapalım testi. Yapalım abi. Bok gibi miydi test? Evet Rıfkı, resmen bok gibi miydi. Birisi daha geldi bak. Şimdi yolu çalıştırıyorum Rıfkı. Sonra bak, lazerleri çalıştırıyorum. Hadi bakayım, çalış lan yol. Oo, ne oluyor?
Bak bak, adam da geberdi lan. Lan ooo, paramparça oldu araba. Of of, Rıfkı şuna bak, her tarafı kesilmiş. Ulan adam da arada gitti ya. Vallahi Rıfkı, hem lazer onu kesti, hem oradaki ateşli fırına gitti. Önce kesildi, sonra yandı. Çok kötü, umarım bana da olmaz. Yani Rıfkı, bence bu araba çok sağlam değilmiş ya. Bence de abi, başka bir araba bakalım. 10 üzerinden sayısı 2 veriyorum yani, çok iyi değildi. Belki 3 de verebilirim ama çok emin değilim. Bence bir minibüse göre çok sağlam değil. Bu neymiş böyle? Oh, oh. 3 tekerlekli araba lan. Bunun testini yapalım bakalım. Aa, bu araba güzelmiş, beğendim. Ben de Rıfkı, çok iyi ya. 3 tekerlekli bak. Çok hızlı gidebiliyor hem de şöyle. Sonra bir anda dönüyorsun. Hop, bak bak nasıl havalı ya. Bence bu araba hiçbir şey olmaz. Bence de Rıfkı. Mesela ne diyor? Burada bak, doğrayıcı diye bir yer varmış. Ne diyorsun Rıfkı? Anam lan. Lan bak, birisi vuruyor. Oğlum bırak lan da, arabayı da yeni aldık ya. Yürü git. Bize vuruyor bak. Git lan git. Haha azık. Şu artiste bak, almış oradan güzel jipi. Bize vuruyor ya. Yani araba birazcık kırık olarak başlayacağız Rıfkı. Ama bakalım, belki sağlam çıkabilir. Ne oluyor? Oho. O bir kaçış helikopteri mi? Olmaz. Eksolesi galiba atom bombası düşecek. Ne oluyor lan, ne oluyor? Asturacağım. Lan Rıfkı ne yapıyor? Atom bombası düşüyorsa asturuyorsun ya. Ne yapıyorsun Rıfkı? Abi korkudan ne yapayım? Atom bombası niye düşüyor oğlum buraya? Galiba yerimizi buldular. Kim buldu Rıfkı, kim? Araba markaları. Onların arabasını parçaladığımızı görünce. Lan sen bu arabaları çalıyor muydun yoksa? Evet abi. Lan manyak Rıfkı. Arabayı çalınır mı ya? Nerede helikopter? Aha da burada bak. Son 24 saniye kaldı kalkışa. Vallahi kalkıp bizi almazsa gebeririz ha burada. Çabuk lan Rıfkı, çabuk çabuk bak, 16 saniye. Hadi lan hadi, şuradan mı çıkacağız? Nasıl çıkacağız buraya? Çıkamıyoruz. Lan geberdik lan Rıfkı. Arabayı hemen çevirelim tekrar şöyle. Süre bitiyor, yükselesi atom bombası düşüyor. Aynı kutuna gidiş oradanmış, oradanmış. Hayır, kaza yaptım lan. Atom bombası patladı. Oo lan, geberdik lan. Exoales resmen bütün merkez atom bombası düştü ya. Şuna bak, devasa bir patlama. Oha çok parlak. Vallahi Rıfkı çok parlak lan. Tesis yok edildi diyor ve kısa bir süreçte yenilenecekmiş. Ulan gidebilirdik ya helikoptere, gidemedik. Yolda kaza yaptık. Bu mal Rıfkı yüzünden. Ne alakası var benimle ya? Araba 3 tekerlekli, ne yapayım, dönmüyor bir türlü. Hep bahane Rıfkı. Sen arabayı çalmışsın. Abi şaka yapma, çalmasın ya. Lan arabam. Lan bu ne? Oha resmen geldi koskoca. Kamyonla vurdu bizi ama hala çalışıyor. Oha Exoales bu araba çok sağlammış lan. Hala çalışıyor bak, araba bu halde olmasına rağmen. Ve ön tekerleğimiz yok. Hadi bakayım. Of lan. Kalk Rıfkı, kalk kalk oğlum. Kardeşim ben de oturayım yanına, dur. Hadi gidelim beraber. İn lan aşağı. İnmeyeceğiz ya, yürü git, biz de götür. Burada ne yüzdesinin kamyonun var hiç kırılmayan. Biz lan oğlum bok gibi. Hepsi geberiyor. Hadi biz de sok böyle güzel testlere ya. Ne bu? Oha büyük test. Ne oluyor? Lan bizi aşağı attı. Abi lan uzaydayım. Lan ne oluyor Rıfkı? Vallahi uzaydayız lan. Oha. Bu nasıl bir test böyle? Uzay testi galiba. Rıfkı bu nasıl test lan? Bizi Exoales'i kamyonla aşağı attı ve uzaya geldik. Oha. Biliydim böyle olacağını. Lan Rıfkı alma, tamam. Araba fabrikaları bizi yukarı çekin. İşçiniz aşağı düştü, uzaydayız ya. Tamam, çekiyoruz. Çekiyor musunuz? Kralsınız lan. Aha Rıfkı geri geldik. Oley be. Vallahi korktum ha uzay boşluğunda. Resmen osuruk gibi kokuyordu orası. Nasıl uzay boşluğu osuruk gibi mi kokuyordu lan? Evet abi. Resmen kokusu vardı. O nasıl bir uzay ya? Fabrikanın tuvaleti olmasın orası? Yok abi yok, değildi. Demek ki uzay böyle kokuyormuş. Vay be. Rıfkı bence var bayağı sağlam ya. Mesela bu neymiş bak, yan kesici diye bir yer. Buraya geldim derken lan bir daha vurdu mu bizi? Oğlum yürü git lan. Bırak artık peşimizi. Lan bırak artık, geberdim ya. Bırakmayacağım ki. Aşağı düş lan, düş. Düşmüyor mal ya, bak bak. Oha bizim araba gitti, alttaki pervaneye kesiliyor bak. Üstüne kendi kamyonunu da attı aşağı mal. Mis gibi kamyon şu an ikiye kesildi. Yuh. Benim için bir değeri yok, bende bir sürü var. Çok zenginim de. Senin şu artiste bak ya. Bir kere bizim arabalarımız daha iyi olacak. Şu anda iyi ama. Evet doğru. Galeriye gidelim bakalım Rıfkı, ne alabiliriz acaba? Mesela 2100 liraya bak. Oo böyle mavi bir tane araba var, çok daha güzel duruyor. Ve bence bayağı sağlam. Tamamdır bu. Bence de abi. Üstte sunroof bile var bak. Bakayım vallahi var ha. Üstü cam tavan, çok güzelmiş. Bayağı da hızlı gidiyor. Bu ne Rıfkı, şimdi bak dilimleyici diyor. Gidelim abi. Arabayı geldik buraya koyduk bakayım şöyle. Şimdi dilimleyecek mi bu arabayı? Şuraya girelim. Oho. Şimdi basıyorum mesela. İkiye basıyorum. Hop. Oh. Bu ne lan? Üstten bıçak düştü arabanın üstüne. Hepsi kesiyor bizim arabayı. Bok bok. Falan parça oldu lan. Vallahi Rıfkı ya. Yani bu arabaya sağlamlık olarak 10 üzerinden 3 veriyorum. Ama önceki kırmızı araba vardı ya, tek tekerlekli. Evet abi. Ona ben 5 veriyorum. Çünkü önde yani tekerleği yokken, motoru yokken de çalışıyordu o ya. Vallahi abi çalışıyordu lan. Ben ona 6 veriyorum. Oha 6. Biraz yüksek yani Rıfkı ama olsun, evet. Ben bu mavi arabayı bir daha sokacağım teste bakalım şimdi. Tam verdiğim puanda emin olamadım. 3 puan hak ediyorum acaba, göreceğiz. Bu neymiş mesela? Çivi çukuru diyor. Oo. Çivili bir çukur mu? Evet abi burası, duralım burada abi. Abi duralım abi abi. Lan Rıfkı. Vallahi düştük lan Rıfkı. Aha çivili çukura düştük. Aha şansıma bak lan, çiviye denk gelmedim. Vallahi lan Rıfkı şansa bak. Tam da bütün çivilerin arasına denk geldi. Bakın.
Mal Rıfkı hayatta kaldı böyle. Oley be, oley oley, hayattayım. Ama araba çok hayatta değil gibi Rıfkı. Bence bayağı geberdi. Ama sağlam ya. Ben de yükseltip alımı 3'ten 4'e çıkarıyorum. Çünkü bu çivi çukurundan bile çok kırmadan kurtuldu bence. Farklı bir arabaya geçelim bakalım şimdi. Mesela burada ne varmış? Oo, bak böyle bir kırmızı spor araba. Vallahi güzel lan. Bence bu araba çok harika duruyor. Bence de ama kırılacak şimdi. Ulan Rıfkı bunu kırmasak mı lan? Sürsek mi şöyle? Bak bak bak. Ne güzel gidiyor ya. Oo, alev attı yükselti. Gördünüz mü araba? Vallahi alev atıyor. Acaba sürelim bu arabayı. Sürelim abi. Bu ne şimdi? Yarış pisti mi var burada bakayım? Hop. Vallahi yarış pisti var ha Rıfkı. Resmen bak pist buradaymış. Burası resmen yarış pisti yani. Hemen buraya çağıralım bakalım başkalarını şöyle. Yarış diyorum ve bir tur olsun, evet. Herkese attık davette. Aha. Bakalım kimse gelecek mi? O birisi geldi. TM Udon kız. Kimse geliyor mu lan başka? Neyse tamam, tek tek savaşalım bakalım. Hazırım lan ben de. Yarış şimdi başlıyor. Bakalım bizim mükemmel spor kırmızı arabamız mı daha hızlı? Yoksa onun ezik arabası mı? Şimdi göreceğiz. Aha. Yarış başlıyor. 3 2 1 Lan bunun arabası nasıl bir şey? Oha abi çok fena duruyor. Lan bu nasıl bir araba? Devasa tekerlekleri var. Gördünüz mü? Tam bir canavar kamyon ha. Lan bizim araba da fena gidiyor şu an. 90'la gidiyoruz. Yuh. Resmen rekor bir hızda gidiyoruz lan Rıfkı. Aa bak tam arkasındayız. Az kaldı lan Rıfkı. Vallahi geçeceğiz ha. Abi çok fark açtın ya. Lan ne oluyor Rıfkı? Kaza yapacağız lan. Rıfkı dur Rıfkı. Rıfkı. Abi çarptık arabayı ya. Bak ön tarafı kırıldı hep. Tamam Rıfkı sorun yok oğlum. Hala kazanabiliriz. Şu bak rampalar bizi çok yavaşlatıyor Rıfkı ya. Araba işte spor araba olduğu için iyi geçemiyor oralardan yani. Hadi bakayım. Hadi Rıfkı bitiş diyor. Lan o geçti ya valla. 3 saniye farkla geçeceğiz. Bakın o 57 saniye içinde bitirmiş. Biz 1 dakika içinde bitirmişiz. 3 saniyecik fark var. Lan arabayı çarptık ağaca. Ama hala çalışıyor Rıfkı. Bak bak arabanın motoru resmen koptu gitti. Motoru yokken bile çalışıyor. Helal olsun arabaya. Lan bize vurdu. Lan dur. Lan. Lan geberdik lan Rıfkı. Lan şu güzel spor arabaya hiç vurmaya acımadın mı lan? Bak gidiyor bir de. Bye bye mallar. Artist ya. Ama Rıfkı ben bu arabaya 7 veriyorum lan. Motoru yokken bile gidiyordu. Ben de bence de bayağı sağlamdı. Arkasından koskoca canavar kamyon çarptı. Ona rağmen yükselsin. Bakın hiçbir şey yok. Sapasağlam. Evet abi. Resmen fabrikadan yeni çıkmış gibi ya. Tertemiz. Al bunu sat yani. Sahibinden tertemiz araba. Eksu gerçekten ya. Bir sürü farklı farklı arabayı test ettik ve kırdık Eksu ailesi. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil düşmeyi unutmayın. Buraya çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ben Instagram'a TikTok'a girip Eksu Alperen'i takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.